Selamun aleyküm arkadaşlar. Smackdown Live'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Iğdır'dayız. Yanımda Atadı Galoş var her zamanki gibi. Ve ringde de Atadı Galoş var. Söyleyecekleri var. Dün bildiğiniz gibi kendisi United States şampiyonumuz oldu. Chris Jericho'yu yendi ve kemer artık vacate bir vaziyette. Evet, bu tarz inanılmaz bir United States kemer run'ına hakaret gibi olarak tek finisher'la 5 dakikada yendi onu. Kimin yüzünden? Senin. Benim yüzümden. Yenen sensin kardeşim. Senin. Lan kalben sensin. Canı sıradaydı Chris Jericho. Kalanan da sensin. Evet. Dün gece SummerSlam'da Chris Jericho'nun kariyerine son verdim. Birleşik Devletler kemerini doğrudan bana teslim etseydi buna gerek kalmayacaktı. Ancak sırf Birleşik Devletler kemerine ayrılmamak için 20 yıllık kariyerini ortaya koydu ve sonuç olarak da kaybetti. Chris Jericho'nun gitmesi kötü oldu ama kendisi kaşınmıştı. O yüzden de şartlar bunu gerektirdi. Aa, evet. Velveteen Dream geliyor. Geldi şu an inanılmaz. Evet. Kötü ağırlar sizleri bekliyor. Bir daha bana bakış açınız aynı olmayabilir. Evet. Acaba Velveteen Dream ne diyecek? Atadı Galoş onu gördüğüne şaşırmış gibi. Evet. Onun için bir promo yazdım. Roy o yüzden biraz çekiniyor. Bakın. Beni bir senedir tanıyorsunuz. SummerSlam reaksiyonunda bile gördünüz. Ama ilk kez bu kadar utanç verici bir şey de göreceksiniz. Evet. Abi niye arkada 80'ler porno müziği çalıyor ya? Adam kalpleri böyle. Pornocu mu? Evet. Tattım bak. İyi güzel. İyi güzel hoş bütün bunlar da odak noktan ben bu olmalı. Olmamalı. Odak noktan sadece ama sadece The Velveteen Dream olmalı. Ne demek istiyorsun Velveteen? Ah, tatlı olduğun kadar da şapşalsın Galoş. Jericho kemerini kaybetmeden önce SmackDown Live'da kim yenmişti onu? Mark Knox mu? Repo Man mı? Hayır. Velveteen Dream. Amon tuşa demedim Velveteen. O yüzden de Birleşik Devletler kemeri şampiyon Birleşik Devletler şampiyon olmadın zaten. Chris Jericho'nun ellerinden Birleşik Devletler kemerini ben söküp aldım. Ama bu haksızlık. Chris Jericho şampiyonken yenebilmiş olan tek kişi benim. Bu bir şey ifade etmeli. O halde kararımı verdim. Birleşik Devletler kemeri için SmackDown Live'da bir turnuva düzenleyeceğim. Ve etaplardan galip çıkmış iki kişi de No Mercy'de Birleşik Devletler kemeri için bir maça çıkacak. Peki ya ben? Turnuvadaki yarışmacılardan biri de sen olacaksın. İlk turnuva maçına da bugün sen çıkacaksın. Carl Anderson'la. No Mercy'de elinde Birleşik Devletler kemeriyle ayrılan The Velveteen Dream olacak Galoş. İzle ve gör. Evet. Tam uydu. Velveteen Dream, Atadı Galoş bir promo yaptılar. Vay ve... be ne kadar da promo yapmışlar ya abi sen. Gerisi ya getirecek abi tamam ama. Ya bırak abi daha ya tamam geç. Şimdiki maçımız kadınlar şampiyonumuz Asuka SmackDown'larda debutunu yapacak bir kişiyle maç yapacak. Ve yine Open Challenge'larda öyle döndü. Evet çünkü tam bir lahana. Nia Jax'de başarısız olunca roster'da kimse kalmadı. Evet. Olsun bir sürü kişi geçenlerde SmackDown roster'ına kayıt oldu ama kimler olduğunu siz bilmiyorsunuz. Yakın gelecekte siz de onların kim olduğunu öğreneceksiniz. Asuka çok uzun zamandan beri şampiyon. 7 aydır. Payback'ten yok. Bu yana kemerini başarıyla koruyor. Herkes yendi SmackDown roster'ında. 2 3 4 5 5 ya da 6. Hayvan gibi bu sürede koruyor ve dünya en sıkıcı kemer reyni olabilir. Valla ben bir bıktım. Ya hayır bir de Naomi yendi anladın mı? Şey yapsaydın, ha. Kemer için yapsaydın Open Challenge'ları bunların hiçbiri başımıza gelmiyordu şu an. Evet. Ama ne yapalım artık. Evet. Goldust geliyor. Acaba kim geliyor şu evet, an? Evet Goldust pipisini aldırdı. Evet o Mandy Rose geliyor. Summer Rae geliyor. Of. Kaşları niye yok? Harbiden. Evet kaşı kaşını aldırmış. Değil mi? Girişini yapmışlar baya. Ama kaşını unutmuşlar. Ya kaşı niye yok ben anlamadım. Kaşı sarı yapmışlar. Man. D.
Artık şey diyorlarmış. Standing Man Rose diyorlarmış. Neden? Bilmiyorum. Spikerler falan öyle şey diyor. Stunning Steve Austin den mi şey? Galiba. Stunning Man Rose ne abi? Bilmiyorum. Guys, I don't recall the last time I saw these women more focused than they look right now. It's a big match. Bayağı Eva Marie'nin olmuş hali gibi bir şey yani. Evet. Dayak gibi yorumlar öyle diyor. Ya herkes böyle şey sevmiyor bunu yine Eva Marie falan. Ben niyeyse hani aşırı aşırı kötü gelmiyor bana. Hı. Nedense. A! Asuka'nın köşe attı. Dropkick. Evet, yeni süperstarlar hiç şans verilmiyor SmackDown'da. Hayır, kadınlar şampiyonluğuna direkt maça çıkıyorlardı. Nasıl şans olsun? Lan daha nasıl bir şans? Daha bir kendini bırak göstersin, bir parlasın. Bir insanlarla maç yapsın. Yanında Sonya Deville var, hiç bahsetmiyorsun da. Evet, ne diyeyim ki? Absolution'un üyesi ikisi de. Evet. O kadar. Bu yani. Absolution dünya en sıkıcı şey olabilir yani. O yüzden pek bahsedecek bir şey yok. Absolution is dead. Ne? Hatırlamadım. Hayır, hatırlamadım. Fage diyordu ya. Ne oldu ya? Absolution is dead diyordu ya Mendoza. Evet. Ha, tam şimdi hatırladım. Cahil. O kadar önemsiz bir gruptu ki öyle deyince ne bileyim, şey olmadı. Hiçbir şey yapmadılar çünkü yani. Harbi ya. İlk çıktılar böyle dövdüler milleti. Ha. Ertesi gün Ruby Riot'la falan geldiler. Bütün önemleri azaldı yani. Ay, öyle yaptılar çok kötü. Bazı şey falan yapsalardı. Bir bağlantıları falan olsaydı. PJ'sin lideri olsaydı müthiş olurdu. Aynıları böyle ne bileyim. Hmm. Mandy Rose zaten, Liv Morgan, Ruby Riot zaten Paige. Sonya devrinde sarılırdı yani. Ruby Riot zaten baya Paige yani. Aynı anladın mı? Hani liderleri başka biri olsaydı başka şey olsaydı. Mesela ne bileyim. Liv Morgan yapsaydım bari işte. Yok. Şimdi Ruby Riot en iyi güreşleri aralarında. Ona lafım yok da. Aynısı olmuş böyle. Aa, Sonya Deville dikkat edin ne yaptı. Ben ne yapıyorum? Morgan'ın da finisher'ı çok kötü ya. Ne oldu? Müzikleri de çok saçma şu an. Şeylerin. Ne kimin? Şey, Riot Squad'ın. Aynen. Bir de Riot Squad dağılmadı değil mi? Yok ya. Ne yazık ki. Evet. Yes! 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 Oh yes! Demişken Daniel Bryan Monday Night Raw'a geri döndü. Daniel Bryan'ın neler yaptığını görmek istiyorsanız Monday Night Raw'ı izlemeyi unutmayın. Ayda sadece 9.99'a bile değil beleş. Sadece youtube.com/ergengörüşçülere giriyorsunuz. Ve orada W2K18 Universe Mod oynatma listesini tıkladığınızda Monday Night Raw için ayrı bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Peki kimin fikriydi bu? Atadık Alak. Evet. O yüzden SmackDown'ı izleyin şimdi. Ha bir de şey. Dropkick. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Like'lar kesinlikle bizim için hiçbir önemi yok. Kesinlikle hiçbir şey değil ama ben 4 tane falan girip baktım. Sen şey gördün mü? Neyi? Facecam yerine ayna kullanan çocuğu. Hayır, görmedim. Sen nedene gelecek baba diye bir kanal var. İşte şey yapmış işte. Facecam kullanmamış. Yani bilgisayarı da böyle kamerayla çekiyor. Hı. Bilgisayarın yanına ayna koymuş. Facecam gibi kullanıyor. Çok mantıklı değil mi ama? Hı. Biz de yapabiliriz yani. Olamaz! Cross arm breaker! Çıktı git. Evet, Asuka bıraktı. Mandy Rose'un kurtulacağını anlamıştı çünkü. Ve bir running soul kick. Running dream. Ne alakası? Ne? Running dream dedim de ne alakası? Running dream bilmiyorum. Velvet'in dream burnuna iyice bürünür herhalde. Ama tamamen promo kesilme adam. Bir sürü şey bulabilirsin adamı. O yüzden ben draft etmek onu çok istedim. Bence şey yap onu. Atada Galofi'de lezbiyen ama gay ilişkisine sok. Hayır. Vince'le sok bak Vince'le. Hayır. Roman Reigns. Hakem. Asuka. Ha. Bana bir şey bulur ben evde. Evet. Finish'im çekti. WWE'nin sitesinde de yeni haber çıkmış. Ne diye? Nikki Bella ile John Cena ilişkileri üzerinde çalışıyor diye. Hmm. Ben duymuştum dedim. Ya ben abi gıcık oldum ya. Böyle bir şeyi nasıl kullanabilirsin sen yani? Bu tarz hani hayranlarına... Evlilik kutsaldır yani biraz. Hayır bak yani bu tarz bir şeyi hayranlarının şey hayranların gözünde de önemli olan bir şey yani. Evet. Duygusal bir şey bir yandan da. Yani bir özel hayatı. Yani. Nasıl böyle bir şey için kullanabiliyorsun anladın mı? Yani WWE için bile böyle. Fazla anladın mı yani? Of. Mendy Rose kesinlikle böyle yapıyor. Aynı Mendy Rose. Ana vur. Valla ne yapacak? O bir Octopus Stretch. Hayır ya, Black Widow. Octopus Stretch mi? Black Widow kardeşim. AJ Lee.
Black Widow sanki biraz daha farklıydı hatırlıyorum AJ ben. Lee, Black Widow. Sen bana güven ya. Ben bu WWE'nin şeyiyim. Uzman mı? Evet. Ne tuhaf bir hareket ya. Abi ya ama güzel. Yani. İlginç bir şekilde. Evet. Öpücük gönderdi Asuka'ya. Fuck! Evet. Asuka vurdu. Dönen yumruk. Oha! Aaa götüm. Fuck. Lan. Aaa! Hayır! Bir Black Widow. Evet, aa, seri tekmeler. Kardeş arkasına göz getir içi. Seri. Russian leg sweep. Kolunu vuruyor. Kafasına yakaladı ve dirsekleriyle vuruyor. Evet, Asuka büyük tehlike atıyor. Bakalım catching finisher'ı büyük tehlike atıyor mu? Evet, büyük tehlike atıyor kendini, atlayacak. Ayağa kayabilir, düşebilir. Drop kick hayır olamaz. Mandy Rose vs. tabi. Mandy Rose! Paddy Ray! Kanal şampiyonu bitirecek mi? Paddy, oha! Valla yapmayı başardı. What the actual fuck was that? Çok tuhaf be. Animasyon çok kötü ya. Evet şeyi koyayım. Bad Phoenix'in kim koyayım bari? Ona nasıl sikeyim? Ya şans verdik evet. Neydi ya? Ya Asuka'nın resilience'i yok muydu ya? Ben var diye biliyordum. Peki. Bu da benim kör tavkimsin olacak. Lan yeter ya. Adi değil mi? Adi. Aslında Asuka'yı da çok sevmiyorum ya. Bu da çok önemli bir yer. Nia Jax'ten daha güçlüymüş Mendros, bunu anladık. Lan hayır. Ya. Bakayım başka finisher'ın var mı? Implant Buster'dan başka yokmuş. Bu inanılmaz animasyonu bir daha görebilir miyiz lütfen? Çok boktan bir animasyon ama ya. Ya Bad Phoenix'in finisher'ını koyacağım ben. Onunki neydi? Ben hatırlamıyorum. Styles Clash gibi bir şeydi işte. Bunun, abi, bunun benzeri. Yok onu yapan başka biri değil miydi ya? Bad Phoenix ya. Bad Phoenix ha. Bad Phoenix çıkıyor Godbuster gibi bir şey yok sanki. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Glam Zone mu bir şeydi? Glam... Sana vardı değil mi Bad Phoenix? Evet. Tamam. Evet. Mandy Rose. Evet öteki maça geçelim. Mandy Rose az koyuyordu. Evet. Jimmy Uso'nun söyleyecekleri var. Yanında Jey Uso yok. Çünkü Jey Uso şu an evde. Naomi ile yok bir de. SummerSlam'de tek değil mi? Şampiyonlukların başarıyla korumuştu kardeşi Jey Uso ile birlikte Jimmy Uso. Naomi'nin karısı olan... Yok kocası Naomi'nin kocası olan Jimmy miydi? Evet Jimmy. Yani o zaman Naomi'ye bakıyor. Naomi aldatıyor şu an Jimmy'yi. Jey ile. O yüzden Jey. Evet. Aman Jimmy. Ya da anladınız. Evet, anladık. Hangisi bilmiyorum. Hey what's up Moose kardeşim Moose la aylardır şampiyonuz adamım. Lucha Dragons, DIY ve son olarak da SummerSlam'de Bell Club. SmackDown Live'da bizim seviyemizde hiç kimse yok. Ve Karl Anderson geliyor. Evet, SummerSlam'de Usoların yenmeyi başardığı The Bellar Club'ın üyesi Karl Anderson. Ben bir soruyu daha önce sormuştum, merak ediyorum da. Hiç çekik gözlü bir zenci var mıdır? Çekik gözlü zenci vardır. Var mıdır? Ben vardır. Araştırdım bulamadım. Ben var diye biliyorum ya. Görmüştüm sanki. Böyle tabii tipik Kylie Thingy değil ama böyle çekikliği var böyle. Öyle görmüştüm ben. Bu Karl Anderson pantolonu çok güzel. Ben bunu her Karl Anderson'ı görmeden diyorum da çok güzel. Karl Anderson'ın pantolonlarına da karşı olan bu fetişinden. Velvet Indirim rostuma gelince benim üstüne kötü etki bıraktı. Evet. Anderson! 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 Orada seni durduracağım Uz. Sen ve kardeşin Luke ile benden daha iyi değilsiniz. SummerSlam'daki maçımız başka bir şey ima ediyor. Bizden daha iyi değilsiniz. Çok ciddi konuştum. Hemen. Öyleyiz. Ancak sizi hafife aldık. No Mercy'e bize bir şans verin ve seni temin ederim ki Jimmy, bize vereceğiniz tek şey bir şans değil, kemerleriniz de olur.
Kaybeden birine göre çok iddialısın Carl. Ama bugün cömert bir havandayım. Ve sana bir şans vereceğim. Eğer gelecek hafta karşına çıkacak olan rakibi yenersen Sana, size bir şans veririm. Buraya evet. yazmıyorsun. Ben oraya indirdim ya. Evet, bugünün main event'i bugün Atatürk Gavuş'un bize paylaştığı United States turnuvası ve onun ilk etabı da bugün main event'i. Ve bildiğin üzere rakiplerde şeyler olacak. Velvet in Dream ve Carl Anderson. İlk gelen kişi de The Velveteen Dream. Aha baby. Ben kimdim? Sen Carl Anderson'sın. Evet. Carl Anderson az önce tabii ki ringdeydi fakat ışınlandı. Evet. Peki Carl Anderson hem tag team kemerine gidip hem United kemerine giderse ne olacak? Bunun hiçbir şey yok. Ne double champion olur? O saçma bir şey olur mu aynı günde? Olur. Sen nasıl bir şeysin GM'sin? Ne? Olur. Senin GM'nin Bir de bu şey değil ki zaten. Bu birleşik kemer hiç değil. Bu sadece etap zaten. Tamam etap belki bu bütün turnuvayı kazanacak. E tamam. Kemer maçına da çıkacak. E tamam çıksın. Ne yapacak? E double şampiyon olacak. İkisini de tutacak. Peki Finn ne yapacak? Hiçbir şey yapmıyor şovunda. Bak şovunda ana şampiyon yok. Benim Finn'de de yoktu. Bak ilk şovdan niye çıkartayım adamı? Yapacak bir şey yok ki. Oyunda o kadar fazla bir şey verilmiyor. Segment falan yok, bir şey yok. Adam ben rastgele maçları mı koyayım? Böyle filler falan hiçbir şey anlamı yok. Yapılmıyor oyunda. Boşa bir momentumunu harcamak istemiyorum. Geç. Son şöyle pozu falan da vardı ona ben Ha, bayılıyorum. siktir et. Evet yüzüne bir şey dökmüş. Ve mayonez dökmüş. Kaldırısının o yüzden maç yapıyor. Backstage mayonez dökmüş da. Backstage'deki Bir şey. ara Edge ile Booker T WrestleMania'da şampuan için maç yapmıştı ya. Ne böyle bir şey mi Bilmiyor var? musunuz? Yok bilmiyorum. Bayağı WrestleMania'daydı hatta galiba yine segmentte. Evet. Bayağı bir şey oluyor. Şampuan mevzusu açılıyor. Biri birinin şampuanını kullanmış. Ve bunun için WrestleMania'da maç yapıyorlar yani. Çok kötü ya. Bak Raw'da da değil. Evet. WrestleMania. Evet bir şey demeyi unuttum. Ne? Ne diyeceğim ki? Şey, Carl Anderson geliyor yani şu an. Evet. Bellator Club'un Evet, üyesi. Carl Anderson'la ilgili bir şey diyecektim. Ne? Carl Anderson'a ilgili. Diyecektim ki? Ha, evet, Carl Anderson'ın pantolonuna bayılıyorum yani. Bu da ben bugünkü şovda dedim yani daha önceden. Olsun bir daha de. Maç sırasında derdim belki. O sıra aklıma gelmedi. Yapan adamı buldum bir ara sene. Evet, ama adam çok iyi Kıyafeti yapmış yapan ya, çok adamı. beğendim. O zaman bir çay için. Olur içerim. Benim Amerika'ya gitme biletimi falan versin. Vizemi paramı da versin gideriz. Nasıl Velvet Indirim normalde bu kadar kaslı değil. Yok be bayağı kaslı aslında o. Velvet Indirim kaslı değil ki. Ne yok kaslı be. Kaliforniyalı değil mi oğlum? Evet. O sen Eli falan mı oldu? Diss mi atıyorsun Kaliforniya'ya şimdi? Hayır anlamadım mı? Anlamadım. Kaslı değil. Arada R var sessiz. Ha tamam. Anlayamaz. Evet. Karlinas'ın diziyle vurdu. Super kick! Mesaj geldi. Bakma lan. Bakacağım. Bok mu var? Evet. Ben senin şuna yapıyor muyum böyle şeyler? Yapmıyorsun. Sen Abi piç bak. misin? Evet piçim. Bir atomic drop. Da baktım. İyi bok yedin. Aa. Aa. Olamaz. Bir ara Michael Cole şeyde bir NXT'de bir maçta ilk NXT'de böyle. Caitlyn'le birinin maçında telefonuna bakmıştı ya. Ben Onun gibi bilmiyorum hissediyorum. Şey ya baya bir maç o iğrenç ama. ya. Hı. Adam en son biri arıyor telefonumda. Evet. Telefonda konuşmak için gidiyor yani. Scripted mi artık onu bilmiyorum ama. Scripted değildir ben. Bence Niye de. bir şey scripted yapsınlar ki? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Velvet Indirim Carlin'i üstüme çıkarttı. Olamaz. Çok zekiyiz. Evet. Baba. Ve bir superplex. Fuck you. Kolundan oldu lan. Kim Carlin mi? Ha. Ben görmedim ben. Bir European uppercut. Evet. Avrupalı uppercut'ı. Aa. Kaybı yes! düşürdü. Ve iki tane yes! attı. Ah. Ratatatatatata bağcılar. Burası ba... Ve kaldırdı. Ve bir evet, reverse 101. atomic kere drop yaptım bu hareketi yeter artık sıkıldım. Evet. A. 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 Evet.
Ve kafasına Aa. atıp köşe yaptı. Bak kafasına köşe attı. Doğru kelimeyi seçemedim. Kafasından atıp köşeyi tuttu. Cardinals'ın Velvet'in dirimi içeri attı ve en üstüne çıkıyor. Anderson! Patlayamadı. Velvet'in dirimi köşeye çekildi. Velvet'in dream was clearly seen. Carl Anderson. So Carl Anderson was a stupid idiot. Yeah. Evet, Christian Merkel'e gönderme yaptı. Evet, fark yapamadım ettim. Da neyse. Harda iki super kick. Al oğlum. Evet, Carl Anderson. Bir drop kick. Maybe a close line. What the Braun fuck? Strowman. Müziği çaldı. Braun Strowman'ın müziği çalıyor. Ama kendisi nerede? Braun Strowman. Evet, Braun. What the fuck? Olmaz. Velvet Rain. Karnısını yuvarladı. Bir. İki. Üç. Olamaz. Velvet Dream kazanmayı başardı. Ve United States turnuvasının ilk etabını o kazanıyor. Braun Strowman'ın dikkat dağıtması sayesinde. Braun Strowman acaba bunu neden yaptı? Allah bilir. Acaba gelecek haftada açıklayacak mı? O zaman. Evet, o zaman bu şovda bizim olduğunuz için teşekkür ederim. Bu bir build-up episoduydu. O sebepten dünyanın en eğlenceli şovu değildi. Ama gelecek haftalarda göreceksiniz. Bunun hepsine değecek. İzlediğiniz için teşekkürler ve bayan bayan.